İnsan kulağı sıklıkla yanılır. Bilinen birinin sesini tanımayla yabancı birisinin sesini ayırt etme beynin farklı bölgeleri tarafından denetlenir. Bu yüzden ilkini yapabilenler ikincisinde başarısız olabilir. Gençler ses tanımada çocuk ve yaşlılardan daha beceriklidir. Ses hatırlamada kadın erkek farkı bulunmaz. Ses karıştırılabilir. Telefon edilen evde telefonu açanı oğul olduğu halde babası, kızı olduğu halde anası sandığımız, kardeşleri karıştırdığımız çok olur. Kısacası herkes her sesi her zaman gerçek şekliyle duyamaz, duysa da hatırlayamaz. Öte yandan ses diş ve dudaklardan etkilenir. Bunlardaki en küçük değişiklik çıkan sesi değiştirir. Bu arada çok iyi ses taklidi yapabilenlerin ayrıca tanınmamak için seslerini başarıyla değiştirebilenlerin olduğunu unutmamak gerekir. Namlunun içinde helezon şeklinde uzanan çıkıntılara set, setlerin arasında kalan girintilere yiv denir. Bu sayede namlu ile mermi çekirdeği arasındaki sürtünme azalır, çekirdek kendi ekseni etrafında dönme hareketi kazanır. İki set arasındaki uzaklığa çap denir. 6.35 mm, 7.65 mm gibi. Kalibre bu uzaklığın inç olarak ölçülmesidir. İki mermi çekirdeği mukayese mikroskobu altında incelendiğinde set izleri birbiriyle uyum içindeyse aynı silahtan atıldığı anlaşılır. Çünkü set izleri parmak izi gibidir ve set izi birbirini tutan iki silah yoktur. Benzer şekilde kovanların incelenmesiyle de hangi silahtan atıldığı ve aynı silahtan atılıp atılmadıkları anlaşılır. Tek doz esrarın etkisi 1 ila 10 saattir. Esrar ve diğer yasa dışı maddelerin hemen tamamı tek doz kullanımdan 12 ila 24 saat sonra tükürükte ve kanda bulunabilir. İdrarda bu süre 4 güne kadar çıkar. Kronik esrar ve kokain kullanıcılarında haftalar sonra dahi idrarda bu maddelerin dönüşüm ürünlerine rastlamak mümkündür. Saçın kökten itibarenki her bir santimi son bir ay içindeki kullanımı gösterir. Oyuncakların, ayrıca bilezik kolye benzeri çocuk takılarının yapımında kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri içeren boyaların kullanılması sağlığı çok kötü etkiler. Kurşun beyne zarar verir. Çocukların zeka düzeylerinde azalmaya yol açar. Gelişmekte olan çocuk beyninin alın bölgesindeki kısmında biriken ağır metaller, dikkat eksikliği, hiperaktivite, antisosyal davranış ve şiddete neden olur. Kadmiyum ayrıca kanserojendir. Plastik yumuşatıcısı olarak kullanılan ftalatlar, hormon dengesizlikleri, astım gibi yan etkilere yol açar. Çocukların oyuncak ve takı parçalarını yutması gerekmez. Zehirlenmeleri için düzenli biçimde emme ve ısırması yeterlidir. Esrar, hafızayı, dikkati, el becerilerini, zaman algısını ve üç boyutlu mekan içinde oryantasyon becerisini, kısacası performansı ciddi biçimde etkiler. Yaşanan olayların sıralamasını değiştirir. Beklenmedik anda eski hatıraların canlanmasının yanı sıra görsel sanrılara da yol açar. Bir tek esrarlı sigaranın etkisi 10 saat kadar sürebilir. Yasa dışı yoldan para kazanmaya kalktılar. Biri kendini daha akıllı sandı, diğerlerini dolandırmaya kalktı. Sonunda silahına davranıp peşlerinden ateş etti. Yoldan geçen genç bir kimyacı vuruldu. Şans eseri ölmedi ama uzun süre konuşamadı. Onu kimin sırtından vurduğunu çözmeye çalışan kahramanlarımız, yol boyunca sağlığa zararlı boyalar, esrarlı sigaralar, yivler, setler, dizi yırtık bir pantolon, ucu ezik bir ayakkabı, birkaç düğmenin yanı sıra hayran kaldıkları büyük bir aşkla karşılaştılar. Son noktayı koyduran ise mermilerden birinin üzerine yapışıp kalan boya kırıntısı oldu. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.